ilimle irfanı birlikte yoğuran, divan şiirinin en müstesna örnekleriyle gönüller inşa eden kamil bir insan. 42 yıl boyunca Somuncu Baba Camii mihrabında imam, minberinde hatip, kürsüsünde vaiz, topluma manevi rehber ve ahlaki örnek olan bir din görevlisi. Memleketinin her türlü ihtiyacına koşturan, sulamadan kalkınmaya, ekonomiden yatırıma, okul, cami ve köprü inşaatından tarihi eserlerin korunmasına kadar çok geniş bir yelpazede insanlığın hizmetine gayret gösteren bir dava adı. Osman Hulusi Ateş. Namı diğer, Darendeli Osman Hulusi Efendi. Osman Hulusi Ateş, 1914 yılında Malatya'nın Darendi ilçesinde dünyaya gelir. Babası Seyyid Hasan Feyzi Efendi, annesi Seyyide Fatıma Hanım'dır. Kendisi Ehl-i Beyt'tendir. Nesebi her iki koldan da Hazreti Hüseyin vasıtasıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayanır. Malatya'nın Darendi ilçesi, tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş ticaret, ilim ve irfan merkezlerinden biridir. Seyyid Hasan Gazi, Abdurrahman Erzincani, Şeyh Hamidi Veli gibi gönül sultanlarının yurdudur. İrfan abidelerinin ve İslam ahlakının geliştiği bu beldede örnek şahsiyetlerden biri de Seyyid Osman Hulusi Efendi'dir. Osman Hulusi Efendi'nin dünyaya geldiği Hacılar Şeyhli Mahallesi ve hayatını şekillendiren Zaviye Mahallesi, medreseler ve irfani sohbet meclislerinin mekanıdır. Böyle mümbit bir coğrafyada çocukluk çağını geçiren Osman Hulusi Efendi, ilk önce babası Hatip Hasan Efendi'den Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle tahsil hayatına başlar ve 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmeder. Daha sonraki eğitim hayatını Hacılar Şeyhli Mahallesi Cami Medresesi'nde, Darende Dutluk Sıbyan Mektebi'nde bizatihi babasından ve devrin önemli alimlerinden dini ilimler tahsil etmiştir. Osman Hulusi Efendi küçük yaşına rağmen özünü Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyenin ruhundan alan sufi bir hayatı tercih eder. Bu güzide hayatı en güzel bir şekilde yaşayabilmek için Sivaslı İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi'ye daha gençlik yıllarında intisap eder. İslam'ı bütün saffet ve hassasiyetiyle Resulullah'ın örnek ahlakına uygun bir biçimde yaşamayı kendine düstur edinen Osman Hulusi Efendi'ye göre tasavvuf, imandan İslam'a, İslam'dan ihsana doğru yapılan bir yolculuktur. Kaynağını Kur'an ve sünnet-i seniyyenin bizatihi ruhundan almaktadır. Osman Hulusi Efendi genç yaşta mürşidine intisap ettikten belli bir zaman sonra hastalanır. Talebesi, çok sevdiği talebesinin hastalandığını duyan İsmail Hakkı Efendi, Osman Hulusi'nin babası Hatip Efendi'ye, "Eğer müsaadeniz olursa oğlumuz Hulusi'yi Sivas'a götürüp tedavi ettireyim," der. Babadan izin aldıktan sonra onu Sivas'a götürür. Hastalığı ile bizatihi hocası ilgilenir. "Oğlum Hulusi, sen hiç üzülme. Gömleğimi satar, seni yine tedavi ettiririm," diyerek aynı zamanda Osman Hulusi'ye manevi destekte bulunur. Böylece Osman Hulusi'nin kısa zamanda tedavi görüp iyileşmesine, şifaya kavuşmasına vesile olur.
Osman Hulusi Efendi içinde bulunduğu devrin şartları gereği resmi bir öğrenim görme imkanı bulamamışsa da zekası, mantığı ve babasının gayretleriyle kendisini sürekli yenilemesini bilmiş, Arapça, Farsça ve edebiyat bilgisini ilerletmiş, bunları da şiirlerinde usta ve kıvrak bir üslupla kullanma seviyesine gelmiştir. Osman Hulusi Efendi'nin ilim öğrenmeye ve kitaplara olan merakı o kadar büyüktür ki, bir kitabın sayfalarının ilim dışında kullanılmasına, zayi edilmesine, yerlere atılmasına, atıl bir hale bırakılmasına asla gönlü razı gelmez. Nitekim 1940'lı yıllarda Darende'de bir leblebicinin kıymetli bir kitabı, eseri, yapraklarını teker teker kopararak külah olarak kullandığını görünce hemen o kitabı bizatihi parasını ödeyerek almak ister. Leblebicinin yanına gelir, kitabı almak istediğini kendisine iletir. Leblebicinin istendiği para hocamızın cebinde bulunmadığı için, "Efendim, sen bu kitabın sayfelerini daha yırtma, akşama kadar bana müsaade et, gidip sana istediğim parayı bulup getireceğim" der. Ve Osman Hulusi Efendi hemen evine döner, kıymetli bir eşyasını satar ve leblebicinin istediği parayı bizatihi ona takdim ederek o kitabın zayi edilmesine engel olur. Gün gelecek Osman Hulusi Efendi'nin kitap sevgisi o kadar büyüyecek ki bizatihi ahırındaki hayvanını veya marangozhanedeki aletlerini satacak, elde ettiği kitaplardan Hacı Hulusi Ateş Şehzade oğlu özel kitaplığını kuracaktır. Bu kütüphanede el yazması, taş baskısı, çeşitli dillerde ve farklı konularda birçok eser mevcuttur. Doğu'nun kültür hazinesi olarak bilinen bu kütüphane, akademik çevreler tarafından sıkça ziyaret edilen bir mekan olmuştur. Yazma eserleri bir başka nüshası bulunmayan ya da az bulunan kitaplar bu kütüphanede mevcuttur. Muhyiddin-i Arabi gibi birçok meşhur şahsiyetin bizatihi kendi el yazması olan bu eserler araştırmacı ve akademisyenlerin dikkatini çekmektedir. Bu değerli kitapları temin ederken Osman Hulusi Efendi çok büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Ciltçilik, şiraze örmeciliği, mühürcülük, marangozluk gibi birçok sanat ve zanaat dallarında mahir olan Osman Hulusi Efendi, kitapları sadece okumakla onları bir kenara bırakan değil, aynı zamanda hassasiyetle korumaya da çok büyük önem vermiştir. Özel kütüphanesindeki yazma ve basma kitapları ihtiyaç halinde bizzat ciltleyecek kadar mahir bir ciltçi ve iyi bir şiraze örmecisidir. Yazma kitapların dışında tertip ve korumasıyla da kendine has özelliği bulunan bu kütüphanede hemen her alanda, her konuda eser bulunmaktadır. Ansiklopediler, lügatlar, atlaslar, tefsirler, hadis ve fıkıh kitapları, divanlar, antolojiler, deneme ve fikir kitapları, fen bilimleri gibi farklı alanlarda yaklaşık 10 bin ciltlik kitap bu kütüphanede mevcuttur. İşte Osman Hulusi Efendi'nin kitaba olan sevgisi, onun ilme olan merakı bu mekanda ete kemiğe bürünmüştür. Vaktiyle birçok ilim adamı ve akademisyen gelerek bu kütüphaneyi ziyaret etmiş ve bazı eserlerin sayfalarının fotokopilerini, fotoğraflarını çekerek ilmi çalışmalarında faydalanmıştır. Nitekim 1960'lı yıllarda Ordinarius Profesör Zeki Velidi Togan da Darende'ye gelenlerdendir. Osman Hulusi Efendi'nin kütüphanesini görür ve "Hocam,
müsaade ederseniz şahsi kütüphanenizi tetkik etmek istiyorum der. Kütüphaneyi incelerken Fakih İmad'ın eserini görünce hayretini şu kelimelerle ifade eder. Fakih İmad'ın birçok eserini okudum. Şu anda kütüphanenizde bulunan bu eserini ilk defa görüyorum. Böyle güzide eserleri muhafaza ettiğiniz için hocam sizi tebrik ediyorum. Bu kadar zengin bir hazineye sahip olan Osman Hulusi Efendi, kitaba olan sevgisinin ölçüsünü şu sözleriyle dile getirmiştir. Hacca gitmeden önce dünya sevgisi olarak gönlümde sadece kitaplar vardı. Şimdi onlar ikinci sırada kaldılar. Yüzyıllardır Şeyh Hamidi Veli Camii'nin imam hatiplik görevini Somuncu Baba ahvadından olanlar yürütmektedir. Babası hatip olan Hasan Feyzi Efendi, tifo salgını yüzünden 1945 tarihinde hayatını kaybedince, ağabeyi Ahmet Nuri Efendi bu kutsal görevi ancak bir hafta yürütebilir. 45 yaşlarında o da tifo salgını sebebiyle Hakk'ın rahmetine kavuşur. Ağabeyinin vefatından sonra 1945'te imam hatiplik görevi Osman Hulusi Efendi'ye verilir. Osman Hulusi Efendi 1945 yılında Fahri İmam Hatip olarak göreve başladığı Şeyh Hamidi Veli Camii'nde, yani diğer adıyla Somuncu Baba Külliyesi'nde 1953 yılında kadroya geçerek resmi görevini alır ve 1987 yılına, yani emekli oluncaya kadar peygamber mesleğini en güzel şekilde burada ifa eder. Osman Hulusi Efendi hayatı boyunca yalnızca imam hatiplik yapmakla kalmaz. O, cami cemaatinin, yöre halkının ve sevenlerinin her türlü derdi ile ilgilenmeyi, bizatihi problemlerini çözmeyi kendine vazife edinir. Bu maksatla köy köy, kasaba kasaba, hatta şehir şehir dolaşarak insanlarla sohbet edip onları irşad etmeye, dertlerine çare olmaya, ihtilaflarına hakem olmaya gayret gösterir. Bununla birlikte insanlara bulduğu her fırsatta ve ortamda vaaz-ı nasihat, sohbet, irşat vazifesini en güzel ve en verimli bir şekilde icra eder. Cami ve vakıfların tarihteki fonksiyonlarını icra eden mekanlar haline yeniden gelebilmesi için hocamız gecesini gündüzüne katmıştır. Yapmış olduğu üstün hizmetlerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından birçok kez takdirname ile taltif edilir. Osman Hulusi Efendi hutbelerine, onların hazırlanmasına, cemaate takdimine, yani irad edilmesine ayrı bir özen gösterir. Değil cuma günü, perşembeden, hatta çarşamba gününden çalışmalarını başlatır. İyilik ve ihsanı tavsiye ettiği hutbelerinde Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek göstererek ahlak güzelliğinin her işin başı olduğunu birçok defa tekraren ifade etmeye çalışır. Nitekim günün birinde Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ağaç dikmenin önemi ile ilgili bir hutbe okunması için bir metin, bir talimat, bir yazı gönderildiğinde bunun üzerine Osman Hulusi Efendi'nin hoca arkadaşlarından biri gelerek ben bu hafta ağaç dikmenin önemi hakkında hutbe okuyacağım der. Hulusi Efendi ise ben de inşallah önümüzdeki cuma aynı konuda hutbe okuyacağım der. Ve o gün bizatihi kendisi 15 tane elma fidanı alıp bahçesine diker. Ertesi cumada ağaç dikme hakkında cemaati müslimine hutbeyi irad eder. Osman Hulusi Efendi'ye niçin böyle yaptığı sorulunca hocamız
şu cevabı verir. Nefsime tatbik etmediğim bir şeyi cemaatime söylemekten haya ederim. Osman Hulusi Efendi'nin bu hassasiyetle hazırladığı, irad ettiği hutbeleri Şeyh Hamidi Veli Camii Minberinden Hutbeler adlı bir eseri olarak günümüze kadar bir hatıra olarak gelmiştir. Bu eserde 1945 yılında babasının vefatından sonra başlayıp 1987 yılında emekli oluncaya kadar sürdürdüğü, ifa ettiği 42 yıllık İmam Hatiplik görevi süresinde hutbeleri kaleme alınmıştır. Osman Hulusi Efendi imamlık mesleğini sadece mihrapta namaz kıldırmak olarak görmez. Bununla birlikte Darendi'nin imar ve ihyası için gece gündüz demeden her hayırlı faaliyetin içinde yer alır. El kadar bir taş geçse elime, onu memleketimin istifadesine kullanırım diyen Hulusi Efendi, her fırsatta aziz vatanımıza, kendi memleketimize hizmet etmiştir. Osman Hulusi Efendi bizatihi sosyal hayatın içindedir. Cami ve okul yaptırma derneklerine başkanlık etmiş, Darende'ye fabrika kurulması için bizatihi Almanya'daki hemşehrilerini ziyarete gitmiş, 20'ye yakın derneğin başkanlığını yapan hocamız 1986 yılında kurduğu vakıf ile gönüllü hizmetlerini bir çatı altında toplamış ve eğitim, kültür, sağlık ve sosyal alanlarda fevkalade hizmetlerde bulunmuştur. Kurmuş olduğu vakfı her canlıya hizmet anlayışı ve felsefesiyle günümüze kadar devam ede gelmiştir. Osman Hulusi Efendi'nin hiçbir zaman aksatmadığı önemli hizmetlerinden biri de esnaf ziyaretidir. Hocamız daima esnafın yanına varmış, onlara hayır duada bulunmuş, hem de Anadolu'muzun bağrından çıkan ahilik ilkelerini onlara hatırlatmıştır. Ticarete atılmak için kendisine danışmaya, istişare etmeye, fikir sormaya gelenleri ise hocamız cesaretlendirmiş ve onlara ilk sermaye olarak cebinde ne kadar parası varsa bizatihi takdim etmiştir. İl dışına ticaret yapmaya çıkanları duyduğunda tanıdıklarını, dostlarını, ahbaplarını bizatihi otogara giderek kendisi uğurlamış ve bereket olsun diye onlara siftah parasını kendi haçlığından takdim etmiştir. Bugün ülkemizin birçok yerinde, özellikle İstanbul'da ticaretini sürdüren Darendeliler Osman Hulusi Efendi'nin kendilerine verdikleri parayı harcamadıklarını teberrük olsun diye yanlarında, beraberlerinde taşıdıklarını ifade etmektedirler. İnsan ve toplum sağlığına da çok önem veren Osman Hulusi Efendi önce Darende Sağlık Ocağı'na şahsi gayretleri ve arkadaşlarını da organize ederek büyük desteklerde bulunmuş. Daha da önemlisi, tam teşekküllü bir hastane yaptırmak için kendi eseri olan divanından elde edilecek olan geliri bizatihi bu hizmet için tahsis etmiş, hediye etmiştir. Hastanenin temeli 2000 yılında atılmış ve tamamlandıktan sonra 2006 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş 100 yataklı Darende Osman Hulusi Efendi Devlet Hastanesi halkımıza hizmet etmeye, şifa vesilesi olmaya devam etmektedir. İşte hocamızın insan sağlığına verdiği değerin bir mahsulü de bu hayırlı hizmettir. Osman Hulusi Efendi'nin bir diğer özelliği ise güreşe olan merakıdır. Hocamız civarda yapılan güreş müsabakalarına bizatihi gitmiş, orada güreşçilere, insanlara, bu
güzel, hayırlı ata sporu denecek efendim müsabaka için dualar etmiş, insanları güreş yapmaya teşvik etmiştir. Bir defasında Osman Hulusi Efendi Elbistan'da tertip edilen güreşlere şeref konuğu olarak davet edilir. Günün hatırasına binaen kendisine bir kupa ve bir de madalya hediye edilir. Bu kupa ve madalyayı Osman Hulusi Efendi de özel kütüphanesine koyar. Kütüphaneyi ziyaret için gelen bir şahsın kupayı görünce "Hocam siz pehlivan mısınız?" sualine "Biz de nefsimizin pehlivanıyız" diyerek kupanın hatırasını ve asıl pehlivanlığın nefse karşı yapılan bir mücadele olduğunu hocamız orada anlatır. Osman Hulusi Efendi'nin imar ve ihya faaliyetlerinin en önemlilerinden biri de Darende İmam Hatip Lisesi için olmuştur. Onun gayretleriyle 1974 yılında Darende İmam Hatip Lisesi eğitim öğretime açılır ve günümüze kadar bu okuldan memleketimize hizmet eden çok sayıda vatan evladı yetişir. İlim ve irfan ehli insanlar yetiştirmek ancak eğitimle mümkündür. Bunun da iki yolu vardır. Birisi örgün eğitim, diğeri ise yaygın eğitimdir. Bunlar bizatihi devletimizin örgün eğitim kurumları olan okullar ile milletimizin ilim ve irfanına katkısı, bununla beraber cami, Kur'an kursu ve benzeri mekanlarda başta başkanlığımız olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının da kendi imkanlarıyla organize etmeye çalıştığı yaygın din eğitimi veren müesseselerdir. Osman Hulusi Efendi hocamız bu iki alanda da, yani bizatihi hem örgünde oraya olan destekleriyle ve aynı zamanda yaygına da katkıda bulunmuş ve bu alanda teşvik eden öncü bir alimdir. İmam Hatip Lisesi ile ilgili zamanın Malatya müftüsü ile görüşmesi esnasında müftü efendi, "Hocam, bir yandan okullar kapatılırken sen okul açmak için bütün gücünle uğraşıyorsun. Ümit ediyorum ki Rabbim emeklerini, gayretini boşa çıkarmaz" deyince Osman Hulusi Efendi müftü beye cevaben, "Hocam, Cenab-ı Hak bizi kapı kapı İmam Hatip Lisesi yaptırmak için dolaştırıyor. İnşallah bu okulu açmayı da nasip edecektir" diyerek bu konudaki ne kadar kararlı olduğunu ifade etmiştir. Osman Hulusi Efendi Darende'de İmam Hatip Okulu'nun açılması için büyük gayret göstermiş, dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın bir ziyaret için Malatya'ya geleceğini haber almıştır. Hocamız bizatihi bakanın yanına varır ve ona, "Sayın Bakanım, ben aziz milletimizin bizatihi kendi öz sermayesiyle temin ettiği imkanlarla kapı kapı dolaşarak İmam Hatip Lisesi'nin açılması için yardım topladım. Onlara söz verdim. Okulumuz ve öğrencilerimiz hazır. Yeter ki sizler okulun açılması için onay verin. Bu öyle bir nimettir ki sizler ve bizler bu dünyadan ayrılsak dahi sadakayı cariye olarak sevap defterimizin kapanmamasına vesile olacaktır" diyerek ısrarcı olur ve Darendelilerin ve kendisinin talebini Bakan Bey'e iletir. Bu sözler üzerine bu konuyla bizatihi ilgileneceğine söz veren bakan 1974 yılında Darende İmam Hatip Lisesi'nin açılmasına izin verir. İşte hocamızın örgün eğitime olan katkısı ve hassasiyeti için önemli bir örnektir. Osman Hulusi Efendi sadece okulun açılması için gayret göstermez. Aynı zamanda birçok öğrenciye öğrenim bursu verilmesini sağlamış, okulda okuyan bütün öğrencilere elbise yardımı, farklı alanlardaki ihtiyaçlarının giderilmesi için, eğitim alanında başarılı olmaları için
teşvikte bulunmuş ve hayırlı hizmetlere öncülük etmiştir. Osman Hulusi Efendi'nin aruz vezniyle yazılmış ilahi gazel, kaside, naat ve koşmalardan ibaret şiirlerin derlendiği Divan-ı Hulusi-i Darendevi adlı eseri son devrin divan edebiyatı neşriyatı içerisinde mühim bir yer tutmaktadır. Türk edebiyatı içinde Osman Hulusi Efendi'yi farklı kılan en önemli husus divan ve tekke şiirinin bitti denildiği bir dönemde onun bu alanda şiirler yazmasıdır. Duygu ve düşüncelerini şiirle dile getirmesidir. Şiirle sohbet edip, şiirle nasihat etmiş ve şiirle farklı sorulara, konulara cevap vermiştir. Böylece fikirlerini kalıcı hale getirmiş, bedenen ulaşamadığı yerlere şiirleriyle ulaşmıştır. Şiiri bir irşat ve tebliğ aracı olarak en güzel bir şekilde kullanmaya gayret etmiştir. Bugün birçoğumuzun aşina olduğu besteler ve dinlediğimiz bu güzel kasidelerin birkaç beytini sizlerle paylaşmak isterim. Cuşa gelir dağ ile taş, feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş, feryat eder vakti seher. Ol demde gül handan olur, bülbül görüp nalan olur. Her ehli dil şadan olur, feryat eder vakti seher. Hulusi aşıksan eğer, dur yatma gel vakti seher. Bak gör ki alem serteser, feryat eder vakti seher. Bir başka beytinde ise şöyle seslenir mümin gönüllere hocamız. Sakın nefsine uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler, dil ile sövseler, bin kez incitseler de bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir, yolda yoldaşlarındır, halde haldaşlarındır, bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp insanlığından çıkıp dil Kâbesini yıkıp bir can incitmeyesin. Ömrü boyunca ilim tahsil edip irşat hizmetini kendisine yol olarak tutan Osman Hulusi Efendi'nin ebeveynine, evlatlarına ve arkadaşlarına yazmış olduğu çeşitli edebi yazılar, öğütler, nasihatler, tasavvufi hakikatler ve kitabelerini içeren mektuplarının toplandığı Mektubat-ı Hulusi Darendevi adlı bir eseri de yayımlanmış ve günümüze kadar intikal etmiştir. Osman Hulusi Efendi genelde tüm insanların, özelde ise din görevlilerimizin örnek alacağı güzide bir hayat yaşadı. Kimseyi incitmedi, kimse de kendisinden incinmedi. Arkasından hayır dua edecek binlerce ilim ve irfan ehli bırakarak baki aleme göç eyledi. El kadar bir taş geçse elime, onu memleketimin istifadesine sunar kullanırım diyen Osman Hulusi Efendi her fırsatta genelde aziz milletimize, vatanımıza, özelde ise kendi memleketine yani Malatya'nın Darende ilçesine hizmet etmekten büyük bir haz almıştır. Onun kalbindeki vatan sevgisi her fırsatta kendisini gösterebilecek bir coşkunluk taşımaktadır. Nitekim bir hac ziyaretinin dönüşünde kafile halinde Ürdün'ün baş şehri Amman'ın Melik Gazi Camii'ne uğrarlar. Amman müftüsü kürsüye çıkarak cuma namazı için toplanan binlerce cemaate hitap eder. Allahu alem Türk hacılarını da görünce hitaben şöyle der. Sizlere bazı sorular sormak istiyorum. Görüyorum ki Türklerde mukaddesata saygı azalmış. Kendine güvenen alim varsa ayağa kalksın da neden mukaddesata saygının azaldığının
cevabını, izahını bir yapsın da dinleyelimdir. Bunun üzerine Osman Hulusi Efendi ayağa kalkar ve soru sorulmadan önce şu beytini okur. Müslümanım, Müslümanlık öz şiarımdır benim. Tabiiyetim Türk'tür. Türklük iftiharımdır benim. Sonra da sözünü şöyle tamamlar. Müftü Efendi, siz bilmez misiniz ki hiçbir Müslüman Türk'ün 3000 kilometre uzaklıkta da olsa Kabe'ye, kıbleye karşı ayağını uzatması mümkün değildir. Yine hiçbir Müslüman Türk Kur'an-ı Kerim'i okuyup onu ayağının yanına yere koymaz. Kur'an'ı en az göbeği hizasından yukarıda bir yere koyar ve ona hürmet eder. Hayatının sonlarına doğru Osman Hulusi Efendi bir gün evde ailece oturduğu bir ortamda oğullarını yanına çağırır ve onlara şu nasihatta bulunur. Evlatlarım, derviş insanın dünyalık bir şeyi olmaz. Kitaplarımdan başka sizlere miras olarak bırakacak bir dünyalığım yok. Kütüphanemin anahtarlarından 3 tane yaptırdım. İşte sizlere irfan hazinelerinin anahtarlarını bırakıyorum. Kitapları okuyarak ve okutarak bu mirasa sahip çıkınız. Evet, hocamız bu kıymetli hazinesini evlatlarına emanet etmiş, Müslümanların da hizmetine sunmuştur. Bu vesileyle Allah'ın rızasına ulaşmak niyetiyle halka hizmet, hakka hizmettir şiarıyla ve yılmaz bir aşkla gayret gösteren Osman Hulusi Efendi'ye ve onun gibi insanlığın hizmetine koşan din görevlilerimizden hakka yürüyenlere Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun. Bu hayırlı hizmetleri gelecek nesillere ulaştırabilmeyi bizlere de nasip eylesin. Dünyada bu hayırlı emanetin bugün bayrakçısı olan bütün hademe-i hayrata Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Bizleri dini mübini İslam'a hizmet ederek şereflenmeyi ve bu hayırlı yolla sabit kadem olmayı bizlere lütfeylesin. Hareketli ve bereketli, imrenilecek, dolu dolu bir hayat yaşayan Osman Hulusi Efendi, 14 Haziran 1990 tarihinde Hakk'a yürüdü. Türkiye'nin birçok yerinden iştirak eden on binlerce seveninin katılımıyla yaptırmış olduğu Darende İmam Hatip Lisesi'nin avlusunda oğlu ve hizmetlerinin takipçisi olan Hamid Hamidettin Ateş Efendi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Şeyh Hamidi Veli Camii Hazresi'ne defnedildi.